değil kız. Hasret etme kızım adamı. İlk dolmuşta hemen gidiyorsun buradan. Gitmiyorum işte. Benim yerim artık bu mahalle. O kadar. Ben biliyorum senin niyetini. Bulduğun güzel bir mekan yerleşiyorsun değil mi? Üf, sana ne bundan? Bizim aramızdaki anlaşma bitmedi mi? Paranı da verdin. Konu kapandı. Artık bana karışamazsın. Sen kendi işine bak, ben de kendi işime. Hadi daha fazla uzatmadan... Para diyor, para diyor. Kız Gülnaz, kobra bir şeyler çeviriyor yine. Nasıl ben ikileyim, sen ikileyeceksin. Kız nereye? İçeri. Ben nereden sardım seni başıma ya? Ne yapıyorsun burada kobra? Ne yapıyorum? Hanımefendiye gitmesi için ikna etmeye çalışıyorum. Öyle mi? Öyle. Ben de böyle bir anlaşma laf falan duydum. Bir para falan dedi sanki. Yoksa ben yanlış mı duydum acaba? Nereye acaba hanımefendi? Biz daha konuşacaktık sizinle. Bak, benim hiçbir suçum yok. Her şeyi kobra planladı. Cafer'le aranızı bozmam için 500 lira verdi bana. Yuh! Sen evlenip sahneyi bırakma diye böyle bir plan yapmış. Kız nereye? Gel buraya! Kız bırak gitsin. Bir daha gelmez nasıl olsa. Da ben bu ıyarla ne yapacağım şimdi? Ulan senin iç mi insafın yok be? Ne istedin sen bizden ya? Vallahi haklısınız yani. Ben sen sahneyi bırakacağım deyince bulamadım kimseyi. Allah'ım malum ya. Ekmek teknesi bu. Boşluğuma geldi. Affedin artık. Kobra, bu kaçıncı lan? Biraz çok oldu Gülnaz, haklısın. Çok oldu. Lan başkası benim yerimde olsa seni 50 kere bırakmaz mıydı ha? Bırakırdı çiçeğim. Bana çiçeğim deme. Hatta hiçbir şey deme. Hatta bırakıyorum seni. Al, bırak. İyi mi oldu lan şimdi? Ha? Ben... Salak. Levent merhaba. Merhaba. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Müsait misin? Çok uzun sürmeyecek. 5 dakika bile yeter. Yalnız bundan kimseye bahsetmeyeceksin. Tamam. Buluşalım. Neredesin sen? Alo. Hasret. Levent seni arıyordu. Mahallede olduğunu söyledim. Konuştunuz mu? Konuştuk. Şimdi yanına gidiyorum. Kötü bir şey olmadı inşallah. Yok, kötü bir şey yok. Merak etme. Akşam gelince konuşuruz, olur mu? Olur. Çiçeğim, açsana kapıyı ya. Ya anlasana, işimizden olmayalım diye yaptım be. Aç şu kapıyı ya. Gülnaz yapma ne olur. Ya yemin ediyorum sana yapmayacağım. Vallahi billahi yapmayacağım bir daha. Hiçbir şey gözünü seveyim. Ne olur affet ya. Çekil. Kız ne yapıyorsun ya? Lan ne yapıyorsun ya? Gülnaz. Kız açsana kapıyı. Hasret'e albüm yapmaktan vazgeçtiğini söylemişsin. Doğru. Bence böyle bir şey yapma. O albümün Hasret için ne demek olduğunu ikimiz de iyi biliyoruz. Ben elimden geleni yaptım. Ama buraya kadar. Vazgeçtim. Bunu neden yaptığını biliyorum. Neden yapmışım? Benimle görüştüğü için Hasret'i cezalandırmak istiyorsun. Sen öyle diyorsun. Bak Levent. Hasret bu albüm için gecesini gündüzüne katıp çalıştı. Hala da çalışıyor. Ona bunu yapmaya hakkın yok. Yanılıyorsun. Ona zarar veren ben değilim. Sensin.
Yaptığın her şey, her adım Hasret'in kafasını karıştırıyor. Senin ismin duyunca ne iş kalıyor, ne toplantı. Yapacak bir şey. Levent yok mu? Dışarı çıktı Hasret Hanım. Buyurun, siz burada bekleyebilirsiniz. Tamam. Sen bana insanların nasıl zor hayatlar yaşadığını, konaktan çıkmadığım için benim bunları bilmediğimi söylemedin mi? Söyledim. Öyle değil mi? Öyle. Ben de sana hak verdim zaten. Ama yine de yapman gerekeni yapmadım. Hasret'in hayatından uzaklaşmadım. Ona yaklaşmadım da. Her seferinde kendimi geri çektim. İkimizin arasındaki bu gerginlik Hasret'e zarar vermeye başladı. Bu işi bir şekilde çözmemiz lazım. Onun için... Şimdi de ben söylüyorum sana. Hasret'in daha iyi bir hayatı olması için o albümü yapmalısın. Eski bir arkadaşın olarak istiyorum bunu. O zaman bir anlaşma yapalım. Aramızda olup biten her şeyi unutacağız. Hasret'in albümü çıkana kadar ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hasret'in başarısı için bir işbirliği yani. Aynen öyle. Albüm çalışmalarına sen de katıl. Senin desteğin olursa Hasret'in çıkışı daha güçlü olur. Anlaştık mı? Hasret'in bu anlaşmadan haberi olmayacak. Olmayacak. Anlaştık.